Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cenazesi köyünde defnedildi. Narin'in ön otopsi incelemesinden de ilk bilgiler ortaya çıktı. Ayrıntıları alacağız. Töreni takip eden Nizamettin Kaplan notlarıyla yayına hazır. Nizamettin. Evet Burak, Narin'in cenazesi biraz önce buraya Tavşantepe Mahallesi'ne getirildi ve toprağa verildi. Şu anda mezarda, mezarlıkta yakınları bulunuyor. Onlar bir süre daha burada bekleyecekler. Yetkililer vardı cenazeye katılanlar. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, milletvekilleri AK Parti ve CHP'den milletvekilleri de buradaydı. Çok sayıda yine çevre köylerden vatandaşlar, Narin'in yakınları hepsi buradaki cenaze törenine katıldı. Tabii bu arada olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Soruşturma ile ilgili bazı ayrıntılar da netleşmeye başladı. 24 kişi gözaltına alınmıştı bilindiği üzere ve bu gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler söz konusu. Şüphelilerden birisi ifadesinde muhtarın aracıyla geldiğini, cesedi battaniyeye sarılı şekilde getirdiğini ve kendisine verdiğini, birlikte araçtaki çuvala koyduklarını ve sonra muhtarın kendisinden ayrıldığını, kendisini daha sonra çuvalı dere kenarına götürüp sakladığını söylediği öğrenildi. Böyle bir ifade söz konusu. Yine otopsi sürecinden söz etmek gerekirse dün sabah saatlerinde ceset bulunduktan sonra çuval içerisinde bulunmuştu ve olduğu gibi adli tıp kurumuna götürüldü. Orada yaklaşık 10 saat süren bir otopsi yapıldı. 14 kişilik uzman bir ekip bu otopsi çalışmalarını yürüttü ve herhangi bir detayın atlanmaması için titiz bir çalışma yürütüldü. Hazırlanan ön bilgide Narin'in ölüm zamanına ilişkin beyanda bulunamayacağı belirtiliyor. Yani Narin'in ölüm zamanına ilişkin beyanda bulunulamaz deniliyor. Yine Narin'in cesedinde gözle görülür kesici alet ve silahla yaralama bulgusunun olmadığı belirtildi. Bunu da belirtebiliriz. Otopside Narin'den 91 örnek alındı ve bu örnekler şu anda hem Diyarbakır'da hem de İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Zaten otopsi işleminde alınan bu 91 örnek arasında doku örnekleri üzerinde, yani kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı detayların incelenmesi gerekiyor. Ve bu nedenle de alınan örneklerden bir kısmının Diyarbakır'da, bir kısmının da daha gelişmiş laboratuvarın olduğu İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecek. Ön raporla ilgili de görüştüğümüz bazı görevliler bu sürecin 15 günü alabileceğini belirtiyorlar. Çünkü Narin'in vücut bütünlüğünün belirli bölümlerinde bozulma olduğunu, cesedin deforme olduğunu belirtiler. Bu da ön raporun hazırlanma sürecini uzatacağını gösteriyor. Dolayısıyla 15 güne kadar bir ön rapor hazırlanması öngörülmüyor. Genel raporun da daha bir uzun zaman alacağı belirtiliyor. Evet, şu anda mezarlıkta Narin'in yakınları, ağlayanlar, gözyaşlarını tutamayanlar var. Bir yandan da tabii mezarın başında da benzer görüntüler görüyoruz. Kameraman arkadaşım Seyfettin Ay şu anda bu görüntüleri ekranlara yansıtıyor. Yavaş yavaş mezarlıktaki kalabalık da azalmaya başladı. Aileler buradan ayrılıyorlar. Sadece tabii ki Tavşantepe Mahallesi'ndeki ler katılmıyor bu cenaze törenine. Çevre mahallelerden de çok sayıda kişi buraya geliyor ve bu cenaze törenine katılıyorlar. Şu anda Narin'in yakınlarından biri, kucağında da bir gelinlik görüyoruz. O gelinlik aslında cenaze arabası geldikten sonra
kapısı açıldığında, tabut çıkarıldığında üzerindeydi, tabutun üzerindeydi bu gelinlik. Ve şimdi de bir yakınının kucağında o gelinlik götürülüyor buradan. Pardon. Oldukça duygusal anlar ve yavaş yavaş mezarlıkta boşalmaya başladı. Nari'nin yakınları, özellikle kadınlar gözyaşlarını tutamayan kadınlar görüyoruz. Sanırım biraz önce de fenalaşan biri vardı. O da abisiydi, abilerinden biriydi. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, bir kez daha belirtelim. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler var ve bu şüphelilerden birinin şöyle bir ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde şüpheli muhtar aracıyla geldi, battaniyeye sarılı şekilde getirdi. Burada bunu derken Nari'nin cesedini kastediyor. Bana verdi, birlikte aracımdaki çuvala koyduk. Sonra muhtar ayrıldı, ben de çuvalı dere kenarına götürüp sakladım dedi verdiği ifadede. Bir kez daha belirtelim, Nari'nin otopsisinde 91 örnek alındı ve bu örnekler inceleniyor. Yine Nari'nin vücudunda gözle görülür kesici alet ve silahla yaralama bulgusu yok. Ayrıca Nari'nin ölüm zamanına ilişkin beyanda da bulunulamaz. Yapılan değerlendirmede bu vurgular yapılıyor. Burak. Nizamettin Kaplan aktardı. 8 yaşındaki Nari'nin ölümüne ilişkin soruşturma siyasetinde bir numaralı gündem maddesi. Cumhuriyet Halk Partisi konuya ilişkin bir heyet oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de tahkikat son derece dikkatli yürütülmeli açıklaması geldi. Dikkatle takip ediyoruz. Bir heyet oluşturduk. Sayın Sezgin Tanrıkulu, Sayın Süleyman Bülbül, Sayın Atakan Ünver, üç hukukçu arkadaşımız, Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ile birlikte bölgeye hareket ediyorlar. Çok yakından takip edeceğiz. Hem otopsiyi hem adli süreci. Tahkikatın bundan sonrası son derece dikkatli yürütülmelidir. Olmadık feodal ilişkilere yapılan atıfların hukukun önüne geçmesinin, delilleri karartmasının, suçluların adalet önünde bir ömür boyu hesap vermesine asla izin verilmemelidir. Adalet yerini bulana kadar Nari'nin yanındayız. Hiçbir feodal ilişkinin teminatı değiliz.